Madem bana atılan bir story var, bana atılan bir şey var, iftira var ortada. Ben bu konuları açmayacaktım bile. Normalde biri böyle bir küfür yiyecek, bunu açıklamayacak. Ben hep sustum farkındaysanız. Ben kendi kendime çırpınmıyorum. Sen kendi kendine çırpınıyorsun. Sen kendi kendine çırpınıyorsun. Çırpınan ben değilim. Biz değiliz. İnsanları hep ayırdın. Çünkü onlar bir araya gelip senin gerçek yüzünü ortaya çıkarmasınlar diye. Kendi aralarında konuşmasınlar diye. Ben senin karşına geçtim de söyledim ya. Gerçekten. Yani ben diyorum ki bazen hani bakıyorum hiç mi sevilmeyecek bir insandım? Niye bana bu oyunu oynadın? Neden bana bu oyunu oynadın? Neden arkadaşlıktan sonra aramızda bir bağ olmasından ayrılmamıza kadar bir oyundu? Hepsi oyundu. Çok iyi oyuna getirdin. Hani arkadaşlar diyorsunuz ya. Sen onu ayırdın, bunu ayırdın. Benim ne kadar doldurulduğumu biliyor musunuz Kürşat'a karşı? Peki onun bana karşı ne kadar doldurulduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Tek kameraya yansıtılan şeyleri biliyorsunuz. Bunları size kimse söylemediği sürece de bilmeyeceksiniz. Çok düşündüm. Bu yayını açmak istedim. Oh, içim rahatladı. Çünkü içimde tuta tuta ruh hastası olmaya kadar yolum vardı. Oh. Oh. Yemin ediyorum ki şu anda öyle bir içim rahatladı ki. Yine birazcık konuyu dağıttım. Böyle çok hızlı düşündüğüm ve sinirli olduğum için. Çünkü sinirli olmadığım zaman yayın açamıyorum. Bunları konuşamıyorum en azından sinirli olmadığım zaman. Bazen konuları dağıtabiliyorum ama sizler biliyorsunuz yani, anlıyorsunuz. Çok dolduruldum ben, emin olun. Hesabım onlar yüzünden kapatılmış gibi gösterdiler yani bana. O gösterdi. Senin hesabını onlar kapattı dedi. Hatırlıyor musunuz? 4 ay benim Instagram hesabım kapalı kalmıştı. Onlar kapattı dedi. Çünkü onda mail şifrem vardı. Ama maili silmemişti. Mail arşivlenmişti. Ve bu arşivlenme meselesi onun telefonu eline verdikten sonra oldu. Ben şu an bunları kavrıyorum. İnsanın gerçekten gözü bazen kör olabiliyor. Şimdi yeniden söylüyorum, 25K olmuş. Yemin ediyorum ki gidin magazin sayfalarından izleyin. Oradan buradan izleyin. Şu anda izlemeyin benim yayınımı. Çıkın. Gerçekten çıkın. Olayların içinde değilseniz, sadece kaos var diye izliyorsanız çıkın. Lütfen çıkın. Lütfen. Lütfen. İşte bunlar en hafifi arkadaşlar. Bunlar benim anlatmadığım en hafif şeyler. Daha anlatmadığım o kadar çok şey var ki. Çok şey var. Bilmediğimi sandığım da çok şey var. Ama hepsini maalesef biliyorum. Hepsinin kanıtlarını da topluyorum. Dikkatli ol. Dikkatli olsan da Allah bir gün çıkarır. Bu yaptığın oyunlar asla yanına kalmaz. Asla. Asla. Annemle tanıştırdım ya. Annemle tanıştırdım. Annemle tanıştırdım yani. Bir dakika. Hala bulamadım, kusura bakmayın. Biraz gerilerde. Çünkü dava etmek için birçok şeyi topladım. Bunu ben tercih etmedim yani, yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim?
Burada. Sizi şöyle bir izleteyim. Onun storylerine ekran görüntüsü aldım. Değer verdiğiniz bir insanın size